Şimdi sıra nerede? Öğretim stratejilerinde ve öğretim stratejileriyle ilgili arkadaşlar, soru çözümünde. Her sene bir sorunun gelmiş olduğu yerler arasındadır ve kesinlikle sınav sorumuz olacak. 3 tane stratejimiz vardı. Sonuç yolu, buluş yolu ve araştırma inceleme. Çok efsane sorular var. Ben ÖSYM'nin sormuş olduğu soruları arkadaşlar, benzer sorular yazdım sizler için. Dolayısıyla soruları çözerken lütfen yine ne yapıyoruz? Soruları nasıl çözdüğümü, nasıl analiz ettiğime dikkat ediyoruz. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden yolumuza yine devam edelim. Bakın ilk yapmamız gereken neydi? Koyu yazılı olan yeri okumaktı. Diyor ki buluş yolu öğretim stratejisinin kullanıldığı bu derste aşağıdakilerden hangisiyle arkadaşlar devam etmesi beklenir diyor. Bu tarzda sorularla ÖSYM arkadaşlar karşımıza geliyor. 2022 yılında da arkadaşlar karşımıza geldi. Dikkat etmeniz lazım. Şimdi şöyle yapalım mı? Buluş yolu stratejisinin basamakları nelerdi? Yerim olmadığı için yazmıyorum. Bir hatırlayalım. 1. Öğretmen örnek verir. Öğrenci örneği açıklar. Sonra öğretmen birinci örneğe tezat düşecek, ikinci bir örnek verir. Öğrenci birinci örnekle ikinci örneği ne yapıyordu? Karşılaştırıyordu. Bu arada ben sıralarken siz de benimle birlikte sıralayın. Sonra ne yapıyordu? Öğretmen alakalı, alakasız, ilgili, ilgisiz, zıt örnekler veriyordu. Öğrenci bu örneklerin benzer ve farklılıklarını karşılaştırıp keşfetmesini öğretmen çocukların ne yapıyordu? Destekliyordu. En sonunda öğrenci kavramı açıklayıp örnek veriyorsa bu buluş yolu stratejisidir demiştik. Peki bu mantıktan yola çıkarak gel soruyu bir okuyalım. Türkçe dersinde çekim ekleri konusunu işleyecek bir öğretmen. Önce öğrencilere çekim ekleriyle ilgili örnekler vermiş, daha sonra öğrencilerin örnekleri incelemelerini sağlamıştır. Bak örnek vermiş, çocuklar örnekleri ne yapmış canlar çekim ekleriyle ilgili incelemiş. Ardından öğretmen çekim ekleriyle ilgili yeni örnekler vermiş, öğrenciler bu örnekler ile öğretmenin ilk verdiği örnekleri karşılaştırmıştır. Yani birinci örnekle ikinci örnek ne yapılmış canlar? Karşılaştırılmış. Ardından öğretmen ek örnekler ve örnek olmayan durumlar vermiştir. İşte sana neyi soruyor? Bundan sonraki adımı soruyor. O zaman öğretmen ek örnek ve örnek olmayan durumlar verdiyse zıt örnekler ya da alakalı alakasız, ilgili ilgisiz örnekler vermiştir diyor. O zaman çocuk bundan sonraki aşamada ne yapması istedik? Çocuğun bundan sonraki aşamada verilen bu örnekleri karşılaştırarak bilgiyi keşfetmesini istiyoruz. Peki ben parçaya teşhis koydum mu? Koydum. Artık soruyu çözebilir miyim? Evet. O zaman seçeneklerde neyi arayacağım? Bu vermiş olduğu arkadaşlar örnek olmayan durumları karşılaştırmasını isteyeceğim. Peki dönüyorum artık seçeneklerime. A seçeneğiyle başladım. Öğrenciler örnek olmayan durumları açıklar. Öğrenciler örnek olmayan durumlara yeni örnekler ekler. Öğrenciler çekim eklerini açıklar ve örnek verir. Öğrenciler çekim ekleriyle ilgili zıt örnekleri, bak zıt örnekleri ne yapar demiş? Karşılaştırır demiş. İşte karşılaştırma karşımıza geldi. Edineyi arkadaşlar okumanıza bile gerek yok. Çünkü sorumuzda sonraki aşamada neyle devam edeceğimiz net ve kesin midir? Evet. Dolayısıyla cevap ne olacaktır? Denizli seçeneği olacaktır diyoruz. Efsane bir soru, mükemmel arkadaşlar bir soru. Yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılında KPSS'de karşınıza gelmişti. Bakın müthiş, bence şu ana kadar stratejilerle ilgili yazılmış en kaliteli soruydu. İlk yapmamız gereken neydi? Koyu yazılı olan soru kökünü okumaktı. Bu kazanımlara öğrencilerin ulaşabilmeleri için kullanılması gereken en uygun strateji aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ne yapılmıştır diyor, verilmiştir diyor. Şimdi bir kere şunu bir atlandıralım mı canlar? Bana kazanım ifadesi verilmiş değil mi? Peki bana şunu arkadaşlar söyleyin. Bunlar eğer kazanımsa bu kazanımları gerçekleştirecek olan kişi kimdir? Öğrencidir. O zaman bu kazanımı kim sağlayacak? Öğrenci yapacak. O zaman şurada meydana gelen kazanım ifadelerini gerçekleştirecek kişi öğrenci. Bu mantıkla bakacağız. Ses kaynaklarının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek ortaya koyar. Kim deneyerek ortaya koyar? Bunlar kazanım olduğu için öğretmen değil. Kazanım olduğu için öğrenci deneyerek ortaya koyacak. O zaman öğrencinin deneyerek ortaya koyması çocukların keşfederek öğrenmesini sağlar. O zaman işin içerisinde keşfetme varsa işin içerisinde ne olacaktır? Buluş yolu statüsü olacaktır. Peki ben bundan emin miyim? Kesinlikle eminim. Peki seçenekler nasıl gelmiş? Öncüllü gelmiş. O zaman seçeneklerde ilkinin buluş yolu olmadığı ifadeleri eledim ve seçenekleri ne yaptım? 2'ye düşürdüm.
Yine devam ediyorum. Ses yalıtımının önemini söyler. Bakın kim söyleyecek? Öğrenci söyleyecek. Çünkü bu kazanım öğrenci tarafından yapılacak. Peki söyleme ifadesi bilişsel hedeflerden ezber düzeyde olduğu için bilmedir. Bilme düzeyindeki hedeflerin kazandırılmasını sağlayan strateji hangisiydi? Sunuş yolu stratejisiydi. O zaman ikinci ifade beni nereye götürecektir? Sunuş yoluna götürecektir. Emin miyim? Kesinlikle eminim. O zaman elemeye gidiyorum. Edirne seçeneği de silindi. Bakın direkt yanıt ne yaptı? Ortaya çıktı. Ama gelin yine üçüncüye de bir bakalım. Ses yalıtımı için bir mimari proje tasarlar. Bakın proje içerisinde bilimsel süreçler yok muydu? Bilimsel süreçlerden kastettiğimiz araştırma, inceleme ya da problem çözme basamaklarıdır demiştik. O zaman üçüncü öncülde bizim için ne olacaktır? Araştırma, inceleme stratejisi olacaktır diyoruz. Müthiş, efsane, karşınıza soru olarak yeniden gelir, dikkat etmeniz lazım. Gelelim üçüncü arkadaşlar sorumuza. İlk yapmamız gereken ne? Koyu yazılı olan soru kökünü okumak. Buna göre öğretmenin aşağıdakilerden hangisiyle derse arkadaşlar devam etmesi gerekir? Yine ÖSYM'nin arkadaşlar sorabileceği ve sorduğu soru kalıpları arasındadır. Bir öğretmen biyoloji dersinde organik besinler konusunu sunuş yolu öğretim stratejisi kullanarak işlemektedir. Bu nedenle dersin başında öğrencilerine birkaç tane besin örneği vererek hangi besin türü olduğunu söylemelerini isteyerek ön bilgilerini hatırlatmış ve besin türlerinin ne olduğunu öğrencilerine açıklamıştır. Ardından organik besinlerin özelliklerini açıklamıştır. Şimdi sunuş yolunda ne vardı? Ya da sunuş yolunda bir ders nasıl işlenirdi? Öğretmen sunuş yolunda kavram haritası, şekiller, şemalar gibi ön organize ediciler kullanarak kavramı açıklayıp tanımı veriyordu. Ve daha sonrasında bu kavramlara ilişkin örnekler veriyordu. En sonda ise öğrencilerden örnek istiyorsak bu neydi? Sunuş yolu stratejisinin basamaklarıydı. Peki parçaya baktığımda çocukların ön bilgilerini arkadaşlar açığa çıkarmış, ön bilgilerini hatırlatmış. Daha sonrasında besin türlerinin ne olduğuna ilişkin açıklama yapmış, demek ki bilgi vermiş. Ve bunun özelliklerini ne yapmış? Açıklamış. O zaman öğretmen kavrama ilişkin bilgi verdi mi? Verdi. Öğretmen kavrama ilişkin bilgi verdikten sonra artık bu kavramlara ilişkin ne vermelidir? Örnek arkadaşlar vermelidir. Şimdi bir şey daha ders anlatırken vermedim kafanız karışmasın diye. Biz buluş yolu stratejisinde zıt örnekler verilir demiştik değil mi? Bak sunuşta da zıt örnek öğretmen kullanabilir. Öğretmen örnek verdikten hemen sonra alakalı alakasız ya da ilgili ilgisiz zıt arkadaşlar örnek yine ne yapabilir şu aşamada? Verebilir. Örnek verip zıt örneklerle bunu tamamladıktan sonra en son aşamada öğrenciden ne yapabiliriz? Örnek isteyebiliriz. ÖSYM çoğu zaman şu zıt örnek verme kısmını kullanmıyor canlar. Öğretmen kavramı açıklıyor, kavrama ilişkin örnek veriyor, sonra çocuklardan örnek istiyor diyor. Ama ola ki sunuş yolu stratejisi deyip zıt örnek ifadesi kullanırsan kavramı açıklıyoruz. Önce normal örnek veriyoruz, sonra öğretmen zıt örnek verip sonra öğrencilerden ne yapacak? Örnek isteyecek. E şimdi açıklama yaptıktan sonra cevabı bulduk. Cevabımız arkadaşlar ne? Cevabımız şu, örnek verme. O zaman benim seçeneklerde bundan sonraki aşamada neyle devam etmem lazım? Örnek vermeyle devam etmem lazım. Şimdi şöyle söylüyoruz, seçeneklere bakalım. Organik besinleri sınıflandıran kavram haritası çizmeyle. Organik besinlerle ilgili çeşitli örnek vermesiyle, bak örnek arkadaşlar dedik, örnek arkadaşlar karşımıza çıktı. Öğrencilere kavramları ezberletmeyle, öğrencilerin zıt örnekleri benzer ve farklılıklarını bulmasını sağlama, bu buluş yolu stratejisinde vardı. Öğrencilerin ek ve örnek vermesini arkadaşlar sağlama, bu arkadaşlar nedir? Yine değildir, biz neyi arıyorduk? Öğretmenin örnek vermesini arıyorduk. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Bursa seçeneği olacaktır diyoruz. Devam edelim. Dördüncü soruya geldik. Dedi ki sunuş yoluyla öğretim stratejisi verilen bilgilerden, stratejisi için verilen bilgilerden hangisi doğrudur arkadaşlar demiş. Yani bir bilgi sorusuyla karşı karşıyayız. Şimdi sunuş yolu stratejisinde öğretmen ve öğrenci arasında etkileşim yoğundur. Neden? Öğretmen arkadaşlar bilgiyi kavramı açıklayıp sonra öğrencilerden örnekler arkadaşlar istediği için. O zaman öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşim yoğun mudur? Tabii ki yoğundur.
Bol örnek verilmesi, grafik, şema, resim gibi görsel uyarıcıların kullanılması, evet, çünkü anlamlı öğrenmeyi desteklemek istiyoruz. Anlamlı öğrenmeyi destekleyebilmek için bu tarzda bol örnek verme, grafik, şekil, şema dediğimiz ön organize edicilerden yararlanma vardır dedik. Genelden özele dediğimiz bütünden parçaya gitme vardı. Neden? Çünkü önce kavram açıklıyordu, sonra kavramlara ilişkin örnek veriyordu. Üçüncü ifade de doğru. Öğretimin adım adım ilerlemesi. Şunu söylemiş miydik? Sunuş yolu stratejisinde şu benim ön bilgim, şu benim yeni bilgimdi. Yeni bilgi ön bilgiyle ilişkilendirilecek şekilde verilir. Ve bu bizi nereye götürür? Anlamlı öğrenmeye götürür. Anlamlı öğrenmede yeni bilgi ön bilgiyle ne yapılıyordu? İlişkilendiriliyordu. Peki bu bizi öğretim ilkelerinden neye götürdü? Bilinenden bilinmeyene götürüldü. Sunuş yolunda şu var mıydı? İçerik basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene doğru verilir. Yani aşamalılık ilkesine göre verilir. Verilen dördüncü öncülde öğretimin adım adım ilerlemesinden kasıt ne? Burada diyor aşamalılık ilkesi vardır diyor. E sunuş yolunda aşamalılık ilkesi var mıydı? Vardı. O zaman bütün bilgiler doğru olacaktır. Dolayısıyla cevap ne olacaktır? Edirne seçeneği olacaktır diyoruz. Devam ediyorum. Beşinci ve altıncı soruyu aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş ve bir parçayla karşı karşıyayız. Şunu canlar söylüyorum. Öğretmen tahtaya dünyanın şeklini ve daha önceki, şöyle biraz büyüteyim. Öğretmen tahtaya dünyanın şeklini ve daha önceki dersi içeren konuyla bağlantısı olan bazı yerleri eksik kalmış bir kavram haritası çizer. Öğretmen, bir önceki derste enlemin bazı etkilerinden bahsetmiştik. Ekvatora bir cisim, koysak gölge uzunluğu nasıl olurdu Aylin? Aylin, cevap yok. Öğretmen, öğle saatinde hiç kendi gölgene baktın mı? Aylin, evet öğretmenim, hava güneşli olduğu için gölgem çok az çıkıyor. Ama akşama doğru gölgem büyüyor. Öğretmen, yani sıcaktayken gölgen daha az çıkıyor. Peki ekvatordan kutuplara doğru güneş ışınları küçülüyorsa, 3 nokta. Aylin, o zaman gölge de büyüyor öğretmenim. Öğretmen, çok güzel Aylin. Peki Türkiye'de durum ne olur Selçuk? Selçuk, Türkiye kuzey yarım kürede olduğu için kuzeyde cisim gölgesi büyür öğretmenim. Öğretmen, teşekkürler Selçuk. Bütün bunları düşünürsek nasıl bir sonuç çıkar Aylin? Aylin, Türkiye'de enlem etkisinden dolayı güneş ışınları tıpkı kuzey yarım küredeki ülkeler gibi küçülür ve ekvatorda gölge boyu güneş ışınlarından dolayı sıfırdır demiş. Şimdi sorumuz ne? Buna göre verilen uygulamada öğretmen hangi yöntem, teknik ya da stratejiden yararlanmıştır dedi. Bak şimdi, tutup burada çok detay ya da kapsamlı düşünmene gerek yok. Bana şunu söyle. Ben bu parçanın geneline baktığımda öğretmen bir şeyi sormuş, öğrenci ne yapmış? Cevap vermiş. Peki öğretmen soru sorarken öğretmenin amacı dengesizlik yaratarak bu soruları sormak, dengesizlik yaratacak, çocukların zihninde dengesizlik yaratarak çocuklara doğruyu ne yapmaktır? Buldurmaktır. O zaman ben size ne dedim? Size bir parça veriliyorsa ve bu parçada öğretmen sorular sorarak çocukların zihninde dengesizlik yaratıp daha sonrasında doğruyu bulduruyorsa orada ne vardır demiştik? Buluş yolu vardır demiştik. Hatta yöntemlerde Sokratik tartışma vardır diyeceğiz. Size bu şekilde bir parça verilip yine sorular sorarak çocukların kafasında çelişki ve dengesizlik yaratıp daha sonra çocuklara doğru bulduruluyorsa orada hangi arkadaşlar strateji vardır derse buluş yolu, hangi yöntem vardır derse Sokratik tartışma vardır diyeceğiz. Teknik yöntemlerde göreceğiz bunu. O zaman verilen parçanın geneline baktık, bir kelimeye, bir cümleye bakmadık. Geleninde öğretmen sorular sorarak çocukların kafasında dengesizlik yaratıp doğruyu buldurmuş. Dolayısıyla burada %1 milyon ne vardır diyeceğiz? Buluş yolu stratejisi vardır diyeceğiz. Peki gelelim altıncı soruya. Buna göre ders sürecinde öğretmen aşağıdakilerden hangisine yer vermemiştir? Bak, yer vermemiştir. Olumsuz soru köklerini ne yapıyorduk? Kutucuk içerisine alıyorduk, bunu unutma. Hemen bunu yaptığından itibaren, bunu sorduğundan itibaren ne yapıyorsun biliyor musun? Tekrar gidiyorsun, parçayı yeniden okumaya başlıyorsun. Hayır.
Şimdi biz parçaya bir teşhis koyduk. Ne dedik? Parça buluş yoluna göre gitmiş. O zaman buluş yoluna göre yanıtla. Şimdi gel buraya. Öğretmen arkadaşlar pekiştireç kullanmıştır. Bunu buluşa göre yapamazsın. Bunu parçaya bakman lazım. Çok güzel diyorsa bakın. Burada bir pekiştireç kullanmış mıdır canlar? Evet. Aynı zamanda bir dönüt vermiş midir? Her pekiştireç aynı zamanda bir dönüttü. Evet. O zaman ben bu ifadeden bahsedebilirim. Derse aktif katılım sağlamıştır. Öğretmen soru sorup çocuklar yanıt veriyorsa arkadaşlar o zaman doğru. Öğrencilerde merak uyandırmıştır. Bakın buluş yolu statesinde öğretmen bu soruları sorarak çocukların kafasında dengesizlik yaratarak amacı merak duygularını arttırarak bulmalarını sağlamak. Zaten buluş yolu statesinde bu vardır. O zaman doğru. Önceki konularla ilişki kurmuştur diyor. Yani önceki arkadaşlar konularla ilişki kurduğunu nasıl anlayabilirsin? Bir önceki derste enlemin bazı etkilerinden bahsetmiştik diye bağırıyor bakın. Demek ki ön bilgileriyle arkadaşlar ilişki kurmayı ne yapıyor burada amaçlıyor. O zaman bu ifadede ne olacaktır? Doğru olacaktır. Ulaşılması gereken yargıya dersin başında söylemiştir diyor. Sen buluş yolu statesinde ulaşılması gereken yargıyı dersin başında söylersen o zaman niye çocuğa bulduruyorsun? Buluş yolu statesinde bilgiye çocuk bulacak, bilgiye çocuk ulaşacak. Dolayısıyla dersin başında ulaşılması gereken yargıyı çocuğa bakın söylemiyorsun. Çocuğa ne yapıyorsunuz canlar? Bulduruyorsunuz. Dolayısıyla Edirne seçeneği ne olacaktı? Yanlış bir ifade olacaktı diyoruz. Gelelim 7. sorumuza. Benzer bir soruyla ÖSYM tarafından karşılaştık. Güzeldi arkadaşlar bir soru. Dikkat etmeniz lazım. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Olumsuz bir soru köküm var. Olumsuz soru kökünün altına çizdim. Canlılar konusunu iki farklı şubede işleyecek olan bir öğretmen. A şubesinde bak iki farklı şubede işleyecek. Biri A şubesi, biri B şubesi. Gel yorumlayalım. A şubesinde derse bir kavram haritası çizmiş. Kim çizmiş kavram haritasını? Öğretmen. Ve kavramları açıklayarak örnekler vermiştir. O zaman kavram ilke ve genellemelere kim ulaşmış burada? Öğretmen ulaşmış. Tanıma öğretmen vermiş, örneğe öğretmen vermiş en başta. Dersine daha anlaşılır kılmak için de şekillerden, görsellerden ve materyallerden yararlanmıştır. O zaman öğretmen kavramı açıklamış, örnek vermiş. Bunu yaparken de ön organize edicilerden yararlanmış. O zaman A şubesinde ders sunuş yolu stratejisine göre işlenmiştir derse doğru. Peki devam ediyorum. B şubesinde ise sınıfa getirdiği görsel materyallerle örnekler vererek öğrencinin zihninde dengesizlik yaratmış. Bir kere bir dengesizlik yaratma söz konusu. Ve örneklerden yola çıkarak öğrencilerin kavramlara ulaşmalarını sağlamış. Kavrama kim ulaşmış? Öğrenci. O zaman kavramlara öğrenci ulaşıyorsa ve zihinde bilişsel çelişki, bilişsel dengesizlik yaratılıyorsa bu neydi? Buluş yoluydu. O zaman B şubesinde buluş yolu statesi vardır. Daha sonra öğrencilerin ulaştıkları kavramları, kavram haritalarını dönüştürmeleri sağlamıştır. Dikkat et. Kavram haritası diyerek kafanı karıştırmak istiyor bak. Kavram haritasını eğer öğretmen dersin başında kavramı açıklamak için kullanıyorsa bu sunuş yoludur. Buluş yolunda kavram haritası kullanacak diye bir şey yok. Ama bu tarzda bir soruda ÖSYM senin kafanı karıştırabilir. Eğer kavram haritası en sonda öğrenci arkadaşlar tarafından çiziliyorsa burada buluş yolu stratejisini destekler diyebilirsiniz. Buluş yolu stratejisinde kavram haritası kullanacak diye bir şey yok. Ama ÖSYM'de benim yaptığım gibi kafanızda bakın dengesizlik yaratmak için kavram haritası ifadesini kullanabilir. Eğer öğretmen kavram haritasını anlamlı öğrenmeyi destekleyebilmek için dersin başında kavramı açıklamak için kullanıyorsa sunuştur. Buluşta eğer kavram haritası kullanacaksanız dersin sonunda olur ve öğrenci kavrama ulaştıktan sonra kavram haritası öğrenci tarafından çizilir. Bakın o yüzden B şubesinde yine buluş yolu statesi nedir diyoruz? Kullanılmıştır deriz. Peki bu bilgiler ışığında seçenekleri inceleyelim. A şubesinde anlamlı öğrenme oluşmuştur. Sunuş yolunun diğer bir adı anlamlı öğrenmeydi. A doğru. B şubesinde öğrencilere merak ve keşfetme amaçlanmıştır. Buluş yolu statesi kullanıldığı için merak ve keşfetme var. A şubesinde kavram ilke ve genellemeleri öğretmen, B şubesinde ise öğrenci ulaşır. A şubesinde tanımı öğretmen verdiği için, kavramı öğretmen açıkladığı için öğretmen. B şubesinde kavrama çocuk ulaştığı için çocuk olacak. Şu ifade de doğru. B şubesinde karar alan, sorumluluk alan öğretmendir diyor.
B şubesinde buluş yolu varsa karar ve sorumluluğu öğretmen oluyordu. Soru ve ipuçlarıyla doğruyu öğrenciye bulduruyordu. O zaman bu ifade de doğru. B şubesinde öğrencilerin bilimsel süreçleri kullanarak probleme çözümler üretmeleri amaçlanır. B şubesi bilimsel süreçler ve problem çözmeden bahsettiği için araştırma incelemeyi anlatıyor. Ama B şubesinde buluş yolu kullanıldığı için Edirne seçeneği yanlış bir ifade olacaktır. Gelelim 8. sorumuza. Yine güzel bir soru. Benzeri var. Benzer soruyla daha önce KPSS'de arkadaşlar karşılaştık. Bilginiz olsun. Fen bilimleri dersinde canlılar konusunu işleyecek zümre öğretmenler ders için 3 farklı plan yapmaktadırlar. Bu planlama aşağıdaki gibidir. Efe, Özlem, Aytaç öğretmen sırasıyla aşağıdaki öğrenme yaklaşım veya stratejilerinden hangisini kullanmayı planlamıştır diyor. Efe öğretmen, canlılar konusunu işlerken gezi, doğa ve eşsel oyundan yararlan. Bakıyorum seçeneklere, proje ve arkadaşlar çoklu zeka var. Gezi, doğa ve eşsel oyun diyorsan birden fazla etkinliğe yer verdin mi? Verdim. O zaman birden fazla etkinlik beni projeye değil, beni çoklu zekaya götürecektir ve bundan emin miyim? Eminim. Dolayısıyla Denizli ve Edirne arkadaşlar seçeneklere ne yaptı? Gitti. Özlem öğretmen, canlılarla ilgili örnek ver tanımlat. Yeniden canlılarla ilgili farklı örnek ver tanımlat. İlk verilen örneklerle ikinci verilen örnekleri öğrencilerin karşılaştırmalarını iste. Öğrencilerin canlılarla ilgili ve ilgisiz olan örnekler vermesini iste. Öğrencilerin benzer ya da farklılıkları keşfetmelerini sağlayarak bilgiye ulaşmalarını sağla demiş. O zaman burada örneklerle çocuğun var olan bilgiyi ne yapması istenilmiş? Keşfetmesi istenilmiş. O zaman burada keşfetme isteniyorsa Özlem öğretmen neyi kullanıyor? Buluş yolunu kullanıyor. Peki emin miyim? Eminim. O zaman çoklu zeka ve buluş yolu olan seçeneğe gideceğim. Bak direkt Ceyhan seçeneği karşımıza ne yaptı? Çıktı. Ama gel Aytaç öğretmene de bakalım. Canlıları tanımlama yap, bilgiye aktar ve örnekler ver. Daha sonra öğrencilerden örnek iste demiş. Direkt sunuş yolunun basamakları verildiği için cevabımız ne olacaktır? Ceyhan arkadaşlar seçeneği olacaktır diyoruz. Gelelim 9. sorumuza. Şimdi ilk yapmamız gereken koyu yazılı olan soru kökünü okumak. Öğretmen bu süreçte aşağıdaki yöntem, teknik ya da yaklaşımlardan hangisini kullanmıştır diyor. Öğretmen birinci sınıfta ona kadar sayma davranışını kazandırmak isterken önce kavramları tanımlar, açıklar ve kavramlara ilişkin örnekler verir. Sonra öğrenciler öğretmenin vermiş olduğu örnekleri açıklar ve farklı örnekler verir. Bak bir şey dikkat ettin mi? Öğretmen önce kavramı tanımlıyorsa, açıklıyorsa, örnek istiyorsa, örnek veriyorsa, daha sonra bunu öğrencilerden örnekler istiyorsa, kavram, ilke ve genellemeleri öğretmen ulaştı. O zaman kavram, ilke ve genellemeleri öğretmen ulaştıysa burada ne vardır? Burada sunuş yolu vardır. Peki bundan emin miyim? Eminim. Seçenekler ikili verilmiş mi? Verilmiş. O zaman ele. O zaman ilkinin sunuş yolu olmadıklarını eledim, iki seçeneğe düşürdüm. Devam ediyorum. Öğretmen daha sonra öğrencileri okul bahçesine çıkartır ve öğrencilerin ağaçları ve yaprakları saymalarını ister. Daha sonra öğrenciler okul bahçesinde topladıkları yaprakları kağıtlara yazarak numaralandırmışlardır. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Öğretmen, bakın çocukları okul bahçesine çıkararak çocukların süreç içerisinde aktif olacak şekilde öğrenmelerini ne yapmıştır? Desteklemiştir. Çocuklar bilimsel süreçleri kullanmamış ki. Çocuklar süreç içerisinde aktif olarak öğrenmeler meydana getirdiği için cevap ne olacaktır? Ceyhan arkadaşlar seçeneği olacaktır diyoruz. Bilimsel süreçleri kullanarak bir şey ortaya koysaydılar o zaman proje derdik. Yine devam ediyorum. Son sorudayız artık. Buna göre öğretmen dersinde hangi öğretim stratejisi, yöntem ya da tekniği kullanmıştır dedi. Bir öğretmen dersinde çarpık kentleşme konusunu işlerken çarpık kentleşmeyi nasıl öneririz problemini verir ve problemi tanımlamalarını ister. Öğretmen öğrencilerin çarpık kentleşmeyi önleyebilmeleri için geçici çözüm üretmelerini ister ve bunlara ilişkin bilgiler toplamaları için kaynaklar önerir. Geçici çözüm neydi? Hipotez kurmaydı. Öğrenciler elde ettikleri verileri karşılaştırır ve yorumlar. Daha sonra öğrencilerle birlikte değerlendirmeler yaparak çözüm yolları bulunur. Şimdi bana şunu söyler misin?
Verilen parçanın geneline baktığımda verilen parça problem çözmeden mi bahsediyor? Evet. Ve aynı zamanda problem çözme basamaklarından mı bahsediyor? Evet. O zaman problem çözme ve problem çözme basamakları varsa cevabımız ne olacaktır? Araştırma, inceleme, stratejisi olacaktır. Ve an itibariyle stratejilerle ilgili en nitelikli, en kaliteli ve ÖSYM'nin şimdiye kadar sormuş olduğu sorular içerisinde en arkadaşlar bizi zorlayacak sorularla karşı karşıya aslında kaldınız. Benzer sorularla karşı karşıya kaldınız. Şimdi yapmanız gereken ne? Yapmanız gereken bu videoyu izledikten sonra kitaptan öğretim stratejileriyle ilgili soru çözümüne başlamanız. O zaman canlarım hadi gelin siz soru çözümlerini yaparken biz bir sonraki videoda ders anlatımlarımıza devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.